Evet dostlar, şimdi yine kum saatini çeviriyoruz. Geçen seferki 8 programda Amerika'nın nasıl bitirildiğini adım adım hazırlanıp bilhassa 1980'den itibaren ondan sonra da toptan şak diye bittiğini ve Türkiye'de duyurulmadığını nasıl olduğunu, niye olduğunu anlatmıştık. Şimdi fakat bu sefer gündemde yeni konular var. Onun için o bıraktığımız yerden sonra yine devam ederiz de zaten çoğunu bitirmiştik. Şimdi kum saatini tekrar çeviriyoruz. Yalnız dikkat ederseniz bizim kum saati küçüldü. Niye? Küçük olunca daha az zaman kaldı demektir. Program için değil de dünyanın zamanı azaldı. Dünyanın başı dertte. Tabii bu ara Türkiye'nin başı da daha tunturaklı bir şekilde dertte de. Neyse. Şimdi 3 konuyu ele alacağım. İnşallah. Obama, NATO ve İTÜ. Ha. Arasında ne alaka var derseniz, öyle bir var ki göreceksiniz. Şimdi Obama'dan başlayalım. Bu 8 sene çalıdaki kuş buş, oğul buş, yavru kuş ile bu artık bu saldırgan kovboy özentisinden bütün dünya hatta bunu seçen dindarmış falan diye seçen hikayeden böyle bir şey yutturuldu sahte mezheple, sahte Hristiyan mezhebiyle Amerika'ya. Onlar seçti. Onlar bile bu burçtan burça lanet etmeye başladılar. Bütün dünya da öyle. Dolayısıyla asıl dünyayı idare edenlerin bir görüntü değiştirmesi sahnede gerekiyordu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adayları seçilirken Obama çıktı ortaya. Tabii orada Obama'nın konuşmalarını vesaire epey dinledim. Bu aslında daha düzgün bir adam belli. Yani bir kere sahiden eğitimli, kafası çalışan, daha da belki insancıl bir adam. Yani öbürünün tam tersi. Bir de üstelik yarı Afrikalı, Kenyalıymış babası. Falan. Şimdi tabii bunlar olurken bir taraftan da Vietnam'da olduğu gibi daha önce Azmanistan dediğim ülke Irak'ta batağa saplandı. En az 7 trilyon dolar, yani 1 trilyon 1000 milyar dolar demektir. Ve 1 trilyon dünyada 60 ülkenin milli gelirinin toplamından fazladır biliyorsunuz. 7 trilyon oraya gitti. Tabii 1,5 milyon Iraklı şehit edildi. Çoluk çocuk herkes perişan oldu. Bu ara 5-10 bin en azından Amerikalı asker de gitti. Amerikalı askerler arasında intihar edenler çoğaldı vesaire. Yani tam bir batak. Şimdi bunun için de yeni bir taktikler ortaya çıkarmak ve görüntü değiştirmek icap ediyordu. Tam o sırada Obama çıktı şimdi önce aday olarak. Yani Demokrat Parti adayı olarak daha düzgün, gerçekten eğitimli, kafası çalışan. O zaman dedim ki, ya bunun bir kere Amerikan halkı, Avrupa'nın halkı da aslında tamamen son derece ırkçı ve Hristiyan yobazıdır. Görünmemiş yani. Bizdeki yobaz lafına benzemez ha. Sahicisi. Ondan sonra
Ve malum Amerika'nın bu zencilerin, esirlerin, kölelerin serbest bırakılması falan bahanesiyle güney ile kuzey arasında 1860'da bir iç savaş oldu. Civil War dedikleri. Ve o savaşta kuzey güney çarpıştı. İkisi de aynı takım aslında. İngiliz kökenli çoğu, Alman kökenli vesaire. İskoç asıllı güneyde. Fakat bunların birbirlerine yaptığı mezalim inanılmaz boyutlardadır. Hani başkasına nasıl yapıyor diyorsan, kendilerine bile yaptıkları inanılmaz boyutta vahşettir. Ve kuzey kazandı. Çünkü kuzeyde de sanayi devrimi oluyordu. Ucuz işçiye ihtiyaçları vardı. Güneyde de daha çok pamuk tarımı vesaire. Köleler kullanılıyordu Afrika'dan. Bilhassa Müslüman Afrika ülkelerden zorla ve muazzam zulmederek kaçırıp Amerika'ya getirip sattıkları köleler sözüm ona serbest bırakıldı. Bir kısmı kuzeye gitti. Şimdi o iç savaş için kalıntısı, yani kuzey ile güney arasındaki husumet bugüne kadar devam etmiştir. Ve zaman zaman bu güneyde bazı eyaletler de zaten isyan etmek ister. Merkezi federal hükümetten kopmak ister, bağımsız olmak ister vesaire. Arka planda bu var. Şimdi bu ırkçılık kuzeyinde, güneyinde, her tarafında, Avrupa'da da işte batının batısı ülkede de Azmanistan dediğim ırkçılık biraz kazıyıca çok yaygın olarak vardır. Şimdi dolayısıyla böyle yarı Afrikalı olan, yarı zenci olan Obama'nın seçilmesi normal olarak mümkün değildir. Yani ırkçılıktan sadece. Bir de orta adı da Hüseyin. Şimdi onu biraz örtbas ettiler. Barack Obama falan dediler de. Arada bir bu neokan dedikleri, neocan işte şeyi Amerika'da sahte Hristiyan mezhebi çıkarıp da onları daha kolayca güdülür hale getiren takımdan bazı gafiller, onlar açısından gafiller. Vay efendim, bu aslında Müslüman, adı Hüseyin falan filan diye bunu ufalamaya kalktılar filan. Herhalde o zaman onların patronları da onlara evet, ne yapıyorsun sus bakalım filan demişlerdir. Neyse. Şimdi ben bir ara dedim ki ya bu adam düzgün bir adama benziyor. Bu seçilirse bunu temizlerler filan. Yani geçmişinde o da çoktur ya, Kennedy'den önce Abraham Lincoln falan. Dedik yazık, vah vah filan, bari seçilmese filan dedim. Fakat birdenbire ayarlı basın yayın, yani oradaki buradaki Avrupa'daki her taraftaki aynı ayar. Vay, bir Obama'yı göklere çıkarmaya başladı falan. Baktık ki bu destekleniyor bir yerlerden. Vay anasına nasıl oluyor filan. Şimdi bu yani Irak'a Kuş saldırsın, efendim işte dünyanın sonu gelecek 2012 yılında Armageddon dedikleri bir hurafe, savaş çıkacak, ondan sonra işte herkes perişan olacak, sadece bu sahte Hristiyan mezhebinden olacakları Tanrı alıp cennete götürecekmiş. Aman saldır da işte şu işi bitir de biz de cennete gidelim diye nüfusun %60'ı falan, 70'i bekleşiyordu. Sonra baktık ki, herhalde demiştim, seçen takım Bush'u eleştiriyor. Vay nasıl oluyor filan. Dedik yahu nasıl olur, siz seçtiniz. Bunlar meğersem şeyden eleştiriyorlarmış. Efendim işte bu Irak'ta işte o Armageddon savaşını başlattı. Efendim elini çabuk tutsun, bak bitiremedi hala, biz de cennete gideceğiz diye bekleşip duruyoruz, şu ilkelliğe bak diye eleştiriyorlarmış. Vay vay vay. Şimdi böyle bir ülkenin kuyruğuna takılmış ülkeye de yazıklar olsun. Hele bu kadar geçmişi tarihi olan, şanlı tarihi olan bir ülkenin. Neyse, onları biraz anlatmıştım.
Fakat birdenbire bu Obama bayağı bir desteklenmeye başladı bir yerlerde. Sonra işte Demokrat Parti'den aday oldu, Cumhurbaşkanı adayı. Karşısında da silik bir adam var, asker kökenli. Yani boş bir adam. Neyse. Zaten hangisi seçilse pek fark etmez de. Bu işler öyledir. Fakat sonra artık Cumhurbaşkanı adayı olunca Demokrat Parti'nin bu sefer körükleme arttı. Vay anasına nasıl oluyor? Ha, bir de baktık, duyduk ki bir yerden buna 600 milyon dolar seçim kampanyası parası gelmiş. Şimdi Amerika'da da herhalde sistem öyle kurulmuş ki parayı veren düdüğü çalar seçimlerde, ama paranın nereden geldiğinin açıklanması da anlaşılan mecburi değil. Dolayısıyla gizli. Nereden gelmiş falan. Sonradan duyduk ki bu Amerika'yı batıran 3 Wall Street, New York'taki dünyayı idare eden 3 büyük banker takımı. Ha, oradan gelmiş para diye duyuldu. Neyse. Derken Obama seçildi. Şimdi seçilince 3 hafta sonra filan Cumhurbaşkanlığına başlayacak. O 3 hafta zarfında da kendi bakanlar kurulunu seçiyor. Ha, bir de seçilirken tabii bu şu Müslümanlara filan işkence yapılan Abu Ghraib dedikleri yer, şeyde Irak'ta, bir de sonra Küba'nın da vaktiyle Amerika'nın Küba'yı İspanyollardan bir sahte harp çıkarıp bahane edip Küba'yı, Porto Rico'yu falan alırken sonradan Küba bağımsız olunca o zaman Amerika'nın orada kurduğu Guantanamo denen yerde bir de meşhur şarkı vardır. Belki bazıları bilir. Guantanamo diye güzel bir şarkı vardır. O Guantanamo üstünde bir sürü aileye işkence yapıldı. Sonra onun kokusu çıktı ortaya falan. Şimdi seçilirken bu dedi ki ben Cumhurbaşkanı olunca hemen bu Guantanamo işkence üssünü kapatacağım dedi. Sonra hemen dedi Irak'tan Amerikan askerlerini çekeceğim dedi. Bu işi bitireceğim dedi. İşte diplomatik yola başvuracağım falan dedi. Kalan durumu halletmek için. Böyle bir takım vaatlerde bulundu. Şimdi 3 hafta zarfında Bakanlar Kurulu seçti bu. O kendisi seçiyor ama oradaki senato da bunu adayları bak bunun bak, bakan adayı olarak öne sürdüklerini sorguya çekiyor günlerce. Ha, bir de baktık Bakanlar Kurulu'na koyduğu adamlar daha önceki bütün bu Reagan zamanından beri bütün melanetleri yapmış olan takımın bakanlarının aynı takım. Bir de bu Amerika'yı soyup sobana çevirip birdenbire bitiren, toptan batıran bankaların New York'taki eski genel müdürleri falan bunun bakanları oldu aynı takım. Tabii halkın Bush'un yerine başkasının gelmesini istemesinin büyük bir sebebi de, en büyük sebebi de, en büyük iki sebepten biri de şey, yani iktisadi durum bozulunca Amerikalılar ondan sonra o zaman biraz mırın kırın etmeye başlarlar cebine dokununca. Başka bir şeyden değil. Neyse. Fakat batıran takımın aynıları bunun bakanlar kurulunda hiçbir şey değişmeyeceği besbelli. Sonra Cumhurbaşkanlığına başlama günü yaklaştıkça ağız değiştirmeye başladı. Sonra başlayınca daha hızlı ağız değiştirmeye başladı. Hani gelir gelmez Guantanamo üstünü kapatacaktı filan Küba'daki. Yani işkence hapishanesini kapatacaktı. Yok işte efendim ama işte teknik olarak bunu nasıl yapacağız işte şudur budur daha bir sene sürer işte ayıklamak oradakileri filan filan diye bir takım laflarla ya bir sene sonra kapatırım falan gibi ağız değiştirmeye başladı.
Irak Harbi için de aynı şeyleri demeye başladı. İşte hemen askeri çekecekti, işi bitirecekti. Amerika'yı çekecekti oradan. Ama yok işte efendim işte şöyle olur, böyle olur, işte bunu daha bir incelemek lazım falan gibi gene yuvarlak laflarla tabii bir yerlerden söyletiliyor. Ondan sonra işte 12 ay sonra bitiririm, çekerim askeri. Sonra 19 ay demeye başladı falan. Yani bir sürü geri adım attı hemen. Fakat bu ilk seçilince Amerika'nın Bush'u seçmiş olan ailesi bile sevindi. Yani bu gelecek de her şey değişecek. Zaten Obama'nın seçim kampanyasındaki en büyük lafı değişiklik, change diyor. Koca koca laflar, change filan. Ha şimdi millet de hani bu hakikaten bir şeyler değiştirir, daha düzgün adam filan zannetti. Tabii herhalde bilmiyorlardı ki orada da Amerika kurulduğundan beri kimin nereye, mevkilere geldiği fazla önemli değildir. Yerlerden millet seçildi falan gibi gösterilir filan. Sistem zaten ona göre kurulmuş. Ama kim gelse bir şey fark etmez. Aslında işte onu oraya koyanın talimatına uymak zorundadır. Ve nitekim öyle de olmaya başlayıverdi hemen. Fakat ilk seçilince tabii mesela bilmiyorum belki doğrudur, günahlarına girmeyelim, almayalım ama şey Van'da kurban kesilmiş. Türkiye'de Obama seçildi diye. Bak. Neyse tabii saf saf millet ne bilsin. Eğer doğruysa tabii bilmiyorum. Yani bizim milletinde birçok şeyi aklı eriyor. Van'ından da Edirne'sinde de her yerinde. Hani bir takım mevkilere gelmeyenlerin, hele bu eğitimden geçmeyenlerin aklı daha çok erer birçok şeye. Dünyadaki birçok aileden daha çok erer. Amerika'dakinden çok daha erer. Çünkü orada orta öğretim zaten sıfırdır kitle için, anlatmıştık. Dolayısıyla işte zaten bizdeki eğitim de çok iyiyken 50'lere kadar. Ondan sonra işte bu Azmanistan'ın danışmanlarıyla bizdeki eğitim de sıfırlandı gibi oldu. Neyse dünyada aynı olaylar birçok yerde oluyor. Şimdi yani Amerika'nın halkı bile kısa sürede anladı ki vay anasına hiçbir şey değişeceği falan yok. Ha, bu ara Obama ilk Türkiye'ye geliyor. Bak şimdi. Ha, şimdi bundan birkaç sene önce bir yazı yazdım. Şimdi bizim yeni çıkan kitaplardan İlerisi İçin adlı kitap da o yazı var. Yumuşak güç, kaba kuvvet dedim. Şimdi ülkelerin içinden veya açıktan, gizlice veya açıktan fethedilmesi için iki yöntem vardır dedim. Bir tanesi yumuşak güç, öbürü kaba kuvvet. Kaba kuvvet gidersin bir yeri bombalarsın, dümdüz edersin, katliam yaparsın falan. Orayı işgal edersin. Batı'nın çoğunlukla kullandığı yöntem budur. Zaten katliam meraklısıdır. İşte Irak'ta da öyle oldu. Ama bu bir kere çok masraflı bir şeydir. Hem insan kaybı açısından çok zayiat olur. Hem de para olarak da mesela İngiliz İmparatorluğu da Osmanlı'yı bitirme görevi verilmişti İngiliz İmparatorluğu'na. Osmanlı Devleti'ni kendisi de fazla asker kaybetmedi. Çünkü Hicaz'a İşte Arabistan'dan, güneyden gelerek fethederken falan hep böyle Hintli askerleri falan kullanmıştır. Çanakkale Harbi'nde de. Ama parası da tükendi o ara. O ara 1920'de meğersem, daha sonra zannediyorduk. 1920'de ya. Lozan'dan önce meğersem İngiliz İmparatorluğu da içinden aynı bugün Amerika'nın olduğu gibi içinden bitirilmiş, çökertilmiş. Bak şimdi 1920 tarihine bir dikkat edin. Yani o zaten bitirilmiş olduğuna göre demek ki Lozan'da daha başka şeyler olabilirdi. Tabii İnönü vardı orada. Başka bir şey olması ihtimali de azdı ama neyse yani onu da böyle bir düşünmek faydalı olabilir. Yani bir şey değişeceği falan olmayacağı anlaşıldı. Yumuşak güç, kaba kuvvet.
Şimdi burada mecburen kaba kuvvet yöntemiyle çuvallayınca Amerika, Vietnam'da olduğu gibi yumuşak güç yöntemini zaten İngilizlerden de epeyce şey öğrenip daha sonra 1945'ten itibaren Türkiye'de çok iyi uygulamıştır. İçinden sessiz sedasız uyuta uyuta, kandıra kandıra, dibini oyarak, dilini, inançlarını, geleneklerini, tarih bilincini yok ederek, millete bir güruh haline sokarak kaba kuvvet, kaba yani yumuşak yük yöntemiyle zihinleri ve gönülleri köleleştirerek, sessiz sedasız tek kurşun sıkmadan her şeyini sonra elinden alıp, hatta topraklarını da elinden alıp, son yıllarda olduğu gibi, yani iki hükümet öncesi başladı o olay. Onları anlatmıştım biraz. Ondan sonra bu yönteme tekrar ağırlık verme siyasetiyle getirildi zaten Obama. Şimdi dolayısıyla ilk buraya geliyor. Ama ondan önce duyduk ki Kuzey Irak'tan askerini Kuzey Irak'tan çekecekmiş. 150 bin asker. Ha, onu zaten bir kısmını hemen şeye göndermeye başladı, Afganistan'a. Şimdi Kuzey Irak'tan çekecekmiş. Yani kimse de demedi ki ya Kuveyt'ten girdin, gene Kuveyt'ten götür, denizden daha kolay. Hayır. Kuzey'den girip Güneydoğu'ya ya yerleşecek. Yani kendisi zaten bitmiş de işte başkası için. Başkasına verecek. Filan. İskenderun Limanı dahil. Böyle laflar dolaşıyordu. Tabii olmaz inşallah ama yani ne olacağı benzer. Pek yakında. Bu ara Obama işte burayı kafaya alıp falan. Bir de Afganistan'da da aslında çok zor durumda. Bu da kamuoyunda da orada Afganistan'da durumu iyi gidiyor falan gibi atıp duruyorlar. Ama orada da durum kötüymüş Amerika açısından. Bir de askeri kalmadı zaten. Askerlik yapacak adam bulamıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye Türk askerinin Irak'ta, şimdi Pakistan'da, Afganistan'da üçünde Türk askerinin kullanılması ve kırdırılması taktiğini buraları daha iyi kakıştırmak ve bir de kamuoyunu uyutmak için dünyada ve burada buraya geldi. Evet, şimdi kum saati tabii çabuk bitiyor. Türkiye'nin zamanı da az kaldı zaten. Ama kalmayacak da. Onların planı öyle de. Allah'ın planı hepsinden büyüktür. Türk milleti de on binlerce yıllık büyük tarihinde çok acı günler görmüştür. Onun için kolay kolay bitmeyeceğine kesinlikle inanıyorum. Kimse de öyle umutsuzluğa falan kapılmasın. Ne olacak, ne bitecek diye. Merak etmeyin. Batı zaten içinden battı. Şimdi elindeki son kuş maalesef diye. Kuşu işte son canavliyle kullanmaya çalışıyor. Ama o işlerin hepsi değişecek. Zamanla. Kimse merak etmesin. Evet, esenlikler dilerim. Sevgili dostlar, izleyiciler, vatanseverler. İnsanın haysiyeti ile yaşaması gerektiğine inananlar.